Herkese tekrardan merhaba, ben Ersin Doğan. Bu videoda sizlere büyüklerimizin evinde görmeye alışkın olduğumuz pirinç aynayı eskiterek nasıl yenileyeceğimizden bahsedeceğim. Umarım video hoşunuza gider. Daha fazla lafı uzatmadan şimdi nasıl yapıldığını geçelim. Oldu mu? Şimdi sizlerle beraber aynanın nasıl yapıldığına bakalım. Cadence'in Hybrid Multi-Surface boyalarından Vizon Gri renkli boyayı alıyorum. Alüminyum folyo ile kapladığım bir kaba ekliyorum ve orta sertlikte kalın uçlu bir fırça ile tüm detayları boyuyorum. Bu aynanın kapanması için yeterliydi ve yaklaşık 2 saat sonra kuruma gerçekleşmiş oldu. Farklı bir yüzey, kaplama bir yüzey boyasaydım katlar arasında 24 saat beklemem gerekiyordu. Ben bunda eskitme çalışması yapacağım için 2 saat benim için yeterli oldu. Daha sonrasında Cadence'in Vizon eskitme pudrasını alıyorum ve fırçamı yıkayıp temizledikten sonra siz farklı fırça da kullanabilirsiniz. Bastırmadan yüzeye uyguluyorum. Burada boyayı fırçaya tam anlamıyla almamak gerekiyor. Elde etmek istediğim yüzey benim burada. Altlarda Vizon gri olsun. Üstte ise sadece bir boyut katmak için Vizon renkli eskitme pudrası olsun. Daha sonrasında Cadence'in beyaz renkli eskitme pudrasını bu kez komple, yani tüm böyle detaylara inecek şekilde yoğun bir şekilde uyguluyorum. Uyguladıktan sonra her tarafı uygulamadan elime bir ıslak mendil alıyorum ve üst kısmı siliyorum. O beyaz renk dibe çökmüş oluyor ve detayların daha göz önünde olmasını sağlıyor. Elde etmek istediğim görüntü aynada buydu. Siz farklı yüzeylerde, farklı renkte eskitme pudraları ile istediğiniz görselliği elde edebilirsiniz. Ben bunu annemin salonuna yaptığım için ve salonda da Vizon renkleri hakim olduğu için zeminli bu şekilde yapıp üstüne de beyaz eskitme yapmayı tercih ettim. Burada önemli nokta aslında belli bir bölgeyi biraz yaptıktan sonra hemen ıslak mendille silmek oluyor. Çünkü bir süre sonra boya kuruyor ve silme işlemi daha zor oluyor. Daha fazla, yani belli bölgelerde daha yoğun, belli bölgelerde ise daha zormuş oluyor. Boyadıktan sonra hemen silerseniz her bölgede eşit bir şekilde dağılımı sağlayabilirsiniz. Eskitme pudrası yapılmış ve yapılmamış kısmı sağ ve solda görebiliyoruz. Cadence kahverengi eskitme boyasını alıyorum ve daha önce kullandığım ıslak mendillerden birini alıp boyaya biraz bandırıyorum. Onunla da hafif yüzeylerden sürtüyorum. Ve bu şekilde elde etmek istediğim görüntüye daha yakın oluyor ve aynanın eskitme çalışmasını da bitirmiş oluyoruz. Ve son aşama olan vernikleme aşamasına geldik. Ben vernikte Cadence'in kadife mat verniğini kullandım. 2 kat uyguladım ve katlar arasında da 2 saat bekledim. Verniği ilk kullandığımız zaman zeminde, yani uyguladığımız yüzeyde beyaz bir görüntü oluyor. Ama panik yapmayın. Su bazlı olduğu için kuruduktan sonra şeffaflaşıyor ve gidiyor. Bu arada kullandığım boyaların hepsini aşağıda ekleyeceğim. Orada rahatlıkla bulabilirsiniz.
sizlere evimizdeki altta duran eşyaların yenilenerek tekrar hayata nasıl döndürülebileceği ile ilgili bir fikir vermek istedim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, görüşlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi ve bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız da kanalıma abone olmayı unutmayın.